sünnetlerden mevzu açılmışken. Şu 10 şey hem fıtrattandır hem sünnettendir. Hadisi şerifine bak. Kaynakları söylüyorum ilk önce. İlk önce kaynağa bak. Erikli su kaynağı değil bu, ha, haberin olsun. Hadis kaynağı. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi. Kaynaklar tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Tamam. He, tanıyorsunuz değil mi? Evet. Arabistan'ın kadrosunu saymadım ha. Öyle kardeşim. Kim işte diyor ki diyor, kaynak ne kaynak? Yarım sayfa kaynak sayıyorsun. Diyor ki hiçbirini tanımıyorum. E tanımazsın çünkü sen havadan atıyorsun. Kaynakları bileceksin. Bir, bıyığı kısaltmak. Bunu özellikle söylüyorum. Hele namaz kılanlar. Abicim bu bıyık da böyle DHKPC üyesi gibi. Söylüyorum ya. Gıcık olurum ben bu adamlara. Öyle bıyık olur kardeşim ya. Bıyığı kısaltacaksın. Bir mecusi geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına. O mecusi ne demek arkadaşlar? Ateşe tapan. Ateşe ilah diyen. Ne zannediyorsun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktı. Bıyıkları upuzun. Sakallar kısa. Sakal yok. Dedi sana bunu yapmanı kim emretti? Dedi ki benim Rabbim emretti. Dedi senin Rabbin gibi. Dedi benim Rabbim Kisra. Kisra'nın elçisi. Kisra diyor ki benim Rabbim diyor bıyıkları uzatmamı, sakalları diyor kısaltmamı emretti. Ne dedi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Benim Rabbim de bıyıkları kısaltmamı, sakalları uzatmamı emretti. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Komünizme özenmeyin. O bıyıkları kısaltın kardeşim. Ağzın gözükmüyor. Geçen söyledim adamın ağzı yok dedim. Hakikaten ağzım yoktu. Ağzı yok değil, ağzı var. Bıyıktan gözükmüyor kardeşim. Adam yemek yemesin ameliyat lazım ağzına. Beni konuşurma şimdi. Pislik herif. Mercimek burada, pilav burada, sütlaç burada. Adamın ağzını köpek yalasa köpek doyar. Lan böyle bıyık mı olur? Komünist misin oğlum sen? Ne ayaksın? Sorsan senden benden takva. Kes kardeşim. Öyle bir dünya yok. Bak model bu kardeşim. Kısa. Kısa. Lan mıcımı yok bu işin. Bıyıkları kısaltmak. İki, sakalı uzatmak. Söyledik. Sakal bırakmak farzdır. 124 bin peygamber. Bir rivayette 224 bin peygamber. Hepsi sakallıydı. Ayette geçer kardeşim. Ayette var, ayette. Sakalı uzatacaksın. Ne dedik? Bırakmak farz, uzatmak sünnet. İş yerinde sıkıntı var şöyle. Kardeşim yapmayın. Bak bir tanıdığım bir abi var. Hastanede çalışıyor. Hastanede kardeşim sakal bıraktırırlar mı adama? Bıraktırmazlar. Hastane dersin kardeşim. Sağlık var bilmem ne. Adam gayet de sakalıyla çalışıyor hastanede ya. Sen iste Allah Celle diyor sana nasip eder. Üç, misvak kullanmak. Bak az önce söyledik. Misvak kullanın kardeşim. Misvak kullanın. Alın bir tane misvak kullanın. Geçen bak benim gittiğim bir diş doktoru var. Bana ne dedi biliyor musun? Ona ben giderken misvak götürmüşüm, hediye ettim. Allah razı olsun ben de misvak arıyorum dedi yana yana. Bak diş doktoru bu adam. Misvak arıyorum diyor kardeşim diyor yana yana diyor. Ya. Dört, abdeste mazmaza yapmak. Nedir? Ağza su vermek, ağzı çalkalamak, mazmaza. Ve beş, buruna su vermek. Arkadaşlar bunlar farz mı? Değil, sünnet. Ama sünnet terk etmeyeceksin. Abdeste birinci hareket farz. İkinci hareket sünnet. Üçüncü hareket ikmali sünnet. Dört, estağfurullah, altı, tırnak kesmek. Heh. Gitarcılar, aranızda var mı gitarcı? Herifin şu tırnağı var ya, komodo ejderinin dili gibi. Bu kadar uzatmış. Ne yapıyorsun sen? Baba diyor gitar çalıyorum. Bana ne lan gitarından? Pislik herif. Tırnağı uzatmış karı gibi. Kadınlar da uzatmayacak ha. O ayrı mesele şimdi. Şimdi takma tırnak kullanıyorlar artık. Kadınlar tırnak da uzatmıyormuş herhalde. Altına gusül geçiyor mu? Geçmiyor. Hanım abla ömür boyu cenabet gezersin. Beni konuşturma şimdi. Haramdır kardeşim ya. Bunları konuşacağız ya. Ne demek tırnak uzatıyorum ben bilmem neyi? Ben diyor içini temizliyorum. Hayır. Hadis-i şerifte ne geçer? Şeytan çocuklarını uzayan tırnakların altında gölgelendirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytana sordu. Sen dedi çocuklarını sıcak havalarda nerede gölgelendirsin? Dedi uzayan tırnakların gölgesinde. Altında yani. Ya ne zannediyorsun ya? Ondan da geçtim. Herifin tırnağı artık spiralle kesersin. Tabii spiral anca keser. Pislikten içine kir birikmiş. Fırsat olmuyor. Lan nasıl fırsat olmuyor kardeşim? Bu hale gelene kadar ne yaptın sen? Git Çam Sokro'dan randevu al, ameliyatta kessinler. Ne yapayım ben sana şimdi ya? İş harama kadar gider. Ve ayak parmaklarını yıkamak, yani hilallemek. Ayakları yıkayacaksın kardeşim. Özellikle sohbete giden arkadaşlar, camiye giden arkadaşlar. Doritos ayaklarıyla gitmeyin. Bak zaten boykot var Doritos'ta.
Hadi bak size bir şey çıktı hadi. Doritos geliyordunuz ya buraya. Ne bakıyorsunuz oğlum? Ayağınız kokmuyor musun? Hani öyle bir hareket bakıyor. Hepinizin gözüne bakıyorum. Öyle bakıyor ki benim ayağım kokmadı. Kokuyor ulan ayağınız. Beni konuşma şimdi Allah Allah. İlla ki hepinizin ayağı kokar. Beş vakit abdesti adam gibi alan, sünnet üzere alan adam hayatta kokmaz. Hayatta kokmaz. Evet, ayakları güzelce yıkamak. Koltuk altını temizlemek. Arkadaşlar en azı perşembe akşamından perşembe akşamına ya da cuma günü gündüz yapın. Yani çalışıyorsundur cuma gündüz. Belki işte okuldasın, kesemezsin. Ama en aşağısı diyorum bak ha. Perşembe akşamından perşembe akşamına koltuk altını tıraş edeceksin. Bunda gurur duyan adamlar var ya. Koltuk altını örgü yapmış. Tabii. Marifet zannediyor. Manyak mısın sen? Ben senin ter kokunu mu çekeceğim pis herif? Adam otobüste böyle gidiyor. Yanındaki adam kalp krizinden ölüyor. Diyor adam 2 dakikada yığılıyor aşağı. Manyak mısın oğlum sen? Sen deodorantı içsen de fayda. Senin koltuk altın ölmüş direkt göm. Olmaz. Ve kasıkları tıraş etmek arkadaşlar. Yani bununla alakalı bir rivayette pirinç tanesi kadar bile uzat yani o kadar uzatmamak lazım. Aslında düzenli olarak bu işleri yapmak lazım. Temizliktendir. Hastalık olur, mantar olur kardeşim. Allah için konuşuyorum ben sana. Kafadan mı konuşuyorum? Deminden beri sana sıra sıra sayıyoruz. Bunlar senin temizliğinle alakalı. Bunlar sünnettir. Bunları yapman lazım. Bunları yapmazsan Allah muhafaza giderek kafirlere benzersin. Evet. Bak şu alametlerin tamamı Müslümanlık alametidir ha. Bak şunların bak 10 madde. 10. da sayayım. Su ile istinca etmek. Yani tuvalette temizlenmek. Namaz kılanlar. Bak. Tuvaletten çıktıktan sonra, özellikle küçük abdestini yaptıktan sonra 40 adımınızı atın. Pamuk kullanabilen pamuk kullansın. Şimdi detay vermeye gerek yok. Sohbet uzamasın. Pamuk kullanabilen pamuk kullansın. Kendinizi temizleyin. Bak ben 5 vakit namaz kılınıp da tuvaletten çıkar çıkmaz abdest alan adam gördüm. Bu adamı kesinlikle bak kesinlikle ve kesinlikle bu adamın abdesti kabul değil. Namaz da kabul değil. Niye? Çünkü kardeşim sen adım attıkça mesanedeki idrarlar dışarı çıkıyor. Sen hareket ettikçe senden dışarı çıkıyor. Ne oluyor? Otomatikman abdest bozulur. Peki abdesti olmayan namaz olur mu? Olmaz. Bitti. O yüzden bu 10 şey fıtrattandır. Bunları yapmamız lazımdır. Bıyıkları kısaltmak, sakalı uzatmak, misvak kullanmak, abdestle ağza su vermek, buruna su vermek, tırnakları kesmek, ayak parmaklarını yıkamak, yani ayaklarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, kasıkları temizlemek, su ile istinca, Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله